Herkese günaydın. Bugün işe gitme günü. Şu anda işe gideceğim. Birlikte gidelim. Arabamızı tabii ki önce otoparktan çıkaralım. Radyo açık kalıyor her zaman. Açılınca da böyle direkt ses geliyor. Neyse, bugün müzik gelmedi. Reklam varmış. Şimdi arkadaki araba çok uzun bir araba. Öndeki de öyle. Birkaç hareket yapmam gerekecek çıkabilmek için. Bazen böyle dar olabiliyor. Çarptın diyor da çarpmadığımı ben görüyorum. Ya çok yakın mesafede değil bu şeyler ya, alarmlar. Evet, çıktık sayılır artık. Şimdi geri gidelim. Otoparkın şurasında bizim arkadaki otopark var. Bazen böyle arkaya bakmadan gidersen oradaki birisi de görmüyor, pat diye gelebiliyor. O yüzden hem arkaya bakıp hem kameraya bakmak daha güvenli oluyor. Şimdi gidiyoruz. Camları silelim. Gece yağmur yağmış. Bugün de yağacak gibi duruyor Antalya. Kapalı. Evet. Yolumuza çıktık. Birkaç canlı yayında dile getirmiştim. Ben bugünlerde, bu arada burayı kazmışlar. Evet, geçtik. Bugünlerde yaşadığımız ortamı, çocukların bir şeyi var, oyunları var. Minecraft diye biliyorsunuzdur. Ya başka oyunlarda da var bildiğim kadarıyla da. Ben oğlum Minecraft oynarken gördüğüm için diyorum Minecraft'ta var diye. Hayatta kalma oyunu diye bir bölümü var o bazı oyunların. Hayatta kalma. İşte risk altındasınız. Hayatta kalmanız gerekiyor. O nedenle farklı şeyler yapıyorsunuz. İşte size saldıranlar var. Onlardan kurtulmaya çalışıyorsunuz falan gibi. Böyle korunuyorsunuz, ev yapıyorsunuz gibi. Bunu biraz aşağı indirelim ya. Biz de şu anda tam olarak bunu yaşıyoruz. Farkında mısınız? Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi oğlum işte evde kalıyoruz, sıkılabiliyor. Diyorum ki annem, hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Dışarıda virüs var. Çıkarsak bize bulaşabilir. O nedenle bu virüsün çözümü bulunana kadar çıkmamak mümkün olduğu sürece evden çıkmayacağız. Evde yaşayacağız ve bu şekilde de hayatta kalacağız. Evet, bir hayatta kalma oyunu oynuyoruz ve bu gerçek. Şey vardı ya, bir açlık oyunları film. Kitapları da var tabii onun da. Orada da hayatta kalmaya çalışıyorlardı karakterler. Gerçekten öldürülüyorlardı yani. Onun gibi biz de hayatta kalma oyununda oynuyoruz bakalım. Gerçek bir oyun. Araba yerler ıslak olduğu için ve silecekler, yağmur başladı bu arada. Sileceklerden ses geliyor. Evet, bu arada kırmızıya yakalandık. Duralım. Çok ses çıkarıyorsun silecek. Çok yağmıyor ya. Biraz kapattım. İşte öyle. Videolarda vlog çeken arkadaşlar çok hoşuma gidiyor. Şey diyorlar, siz nasılsınız? Bugün nasılsınız? Çok hoşuma gidiyor. Ben de sorayım mı? Bugün nasılsınız?
Yorumlarda bana yazar mısınız? Sağlığınız yerinde mi? Hayatta kalma oyununda mısınız? Oynuyor musunuz? Bir oyun gibi düşündüğümüz zaman aslında en zor ortamlar bile eğlence denmez adına da baş edilebilir hale getirilebiliyor. Şey, bir film daha geliyor aklıma. Hayat Güzeldir diye bir film var. Şeyle ilgili, Nazilerden kaçan bir aile. Baba çocuğa öyle bir anlatıyor ki yaşadıkları ortam çok kötü. Yani oradan oraya götürülüyorlar, esirler. Ama çocuğa öyle ifade ediyor ki çocuk o süreyi, orada yaşanan her şeyi bir oyun gibi görüyor, gösteriyor yani çocuğa ve hayatta kalıyor. Yoksa yakalansa çocuk gitti yani. İşte bizde görünmez düşman diyorlar ya, görünmez düşmandan kaçıyoruz. Bu arkamdaki kişinin acelesi var galiba, beni sıkıştırıyor. Buyur geç. Hep birlikte kırmızıya yakalandık, tabii çok güzel oldu. Makas dağıtıyor. Ön kameraya geçirseydim plakasını da görürdünüz de. Ön kameraya geçmiyor. Bir de geçirmiyorum. Ön kamera. Beni seyrediyorsunuz giderken. Yalnız var ya, geçemedi ya. Şimdi ben yol verdim ya. Benim önümdeki de yol verdi. Ama önünde ondan sonra yan yana iki tane araba ve belediye otobüsü var. Belediye otobüsünün yapabileceği bir şey yok. Geçemez sağa çünkü sağ dolu bir otobüs, yani sığamazsın işte. Stres. İşe mi geç kaldı? Acil bir durum mu var? Bilmiyorsunuz ki. Ben iyi niyetli düşünmeye çalışıyorum böyle acelesi olanlara. Gerçekten bir acelesi vardır. Geçsin. Evet. Ve yol veriyorum bu şekilde. Geç diyorum, geç. Şeyde de öyle. Uzun yolda da öyle. Bir de şey yapıyorlar ya, böyle arkanızda geliyor, selektör yapıyor. Sol şeritte yapınca anlıyorum azıcık da, sağ şeritte yapılınca anlamıyorum yalnız. Nereye gideceğim? Zaten sağdayım. O biraz absürt oluyor. Yağmur çok güzel yağıyor. Yağsın yağsın. Bereket değil mi? Yağmur. Özellikle tarımla uğraşan, toprakla uğraşan kişiler için böyle yağmurlar çok değerli. Yavaş yavaş böyle sindire sindire, toprak çeke çeke harika bir yağış. Ama işte şehirde olduğunuzda çok anlamlı olmuyor yağmur. Vay, manzaraya bak. Bulutların arasından güneş çıkmış. Bak, bunu göstermek isterdim işte. Ama gösteremedim. Çok güzel görünüyordu. Antalya'da zaten bulut manzaraları çok güzel. Ben burada bulut manzaralarını seviyordum ama bulutlarla ilgili bilgiyi esas Kanarya Adaları'na gittiğimde rehberden öğrendim orada. Bir tane de Kanarya Adaları'daki kaktüslerle ilgili şey yapmıştım, video. Oradaki çektiğim resimlerden bir slide şeklinde hazırlamıştım. Orada bahsetmiştim bulutlardan. Şimdi denizin ortasında kocaman bir yanardağ var orada ve gelen bulutlar ona takıldığı zaman böyle şey gibi bir... Nereden çıktı sen? Bisiklet çıktı. Hiç de görmemiştim. Kör noktama geldi herhalde. Neyse, sorun olmadı Allah'tan. İşte o dağa takıldıkları için böyle bir tabaka şeklinde görünüyorlar orada. Burada da toroslar var. Dağlar, yüksek dağlar, benzeri görüntüler oluyor. Yani dağa takılıyor bulutlar ve dağa takıldıkları için, bu arada kendim otoparkta kapalı bir yer arıyorum da galiba buldum. Böyle
Çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Tabaka şeklinde bulutlar oluşuyor. Dağdan geçemiyorlarmış onlar. Evet, arabamızı park ettik. Kapattık. Kemerimiz çıktı. Stop'ta basalım. Ve ne diyorum? Tabii ki kendinize çok iyi bakın. Hayatta kalın. Vücudunuza çok iyi bakarsanız hayatta kalacaksınız. Maskenizi lütfen takın. Hoşça kalın.